sıra başın işaretinden sonra tam 25 sık iğne ördüm ve bu yüksek sık iğne yaptığım şu ikili ördüğüm yere geldim arkadaşlar. Burada şöyle yapacağız. 28. sırayı anlatıyorum. Bir yandan da söyleyelim. 3 sık iğneyi bir seferde öreceğiz. 1 2 3. Dikkat ederseniz şu ipimi de sıkıştırıyorum. Bu ipimi de sıkıştırıyorum. Tekrar 3 tanesini eksiltme üçlü olarak yapılacak burada. Ve burnumuzu bu şekilde kapatıyoruz. Artık bundan sonra tamamen düz örülecek. 31. sıraya kadar yapılacak hiçbir işlem yok. Her tarafı düz örülecek. Sayımız ben 78'e indirdim. Burnumuz bu şekilde bir hat kazandı. Onu içeriye doğru hafif sıkıştırarak tekrar kapatacağız. Orayı da göstereceğim. Bundan sonrası için şablondan yardımcı olayım. Bu 28. sıramız. 29, 30 ve 31. sıraları 78 olarak örmeye devam ediyoruz. 32. sırada 11 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Sayımızı 72'ye indiriyoruz. 33. sırada 10 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Sayımızı 66'ya indiriyoruz. 34. sırada 9 sık iğne bir eksiltme şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Sayımızı 60'a indiriyoruz. Ve bu şekilde eksilterek sayımız 24 kalıncaya kadar örüyoruz. 24 kalınca boğazda. Boğazımızda 24 kalınca. 24 bana biraz fazla geldi. İçine boru koyuyorum. 6 sık iğne ördüm. Şurada, şurayı anlatıyorum. Son sırayı. 6 sık iğne ördüm, bir eksilttim. 6 ördüm, bir eksilttim. Bunu 3 kez yaptım ve sayımı 21'e düşürdüm. 21 olduktan sonra da üzerine 4 sıra düz ördüm ve başı bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Kolay gelsin.